Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Çok uzun zamandır maalesef video atamıyordum YouTube'a. Kısaca ben bu 6 aylık süreçte neden video çekmedim ve neler yapıyorum onlardan bir bahsedeyim size. 3,5-4 ay gibi bir süre önce buradan bir iş teklifi aldım ve eşimle beraber Amsterdam'a taşındım. Şu anda da Amsterdam'da yaşıyorum bu süreçte de birçok iş yapmam gerektiği için de aslında YouTube'la çok ilgilenemedim. Bu nedenle de YouTube'a video atmadım. Artık burada düzenimi yavaş yavaş kurmaya başladım ve bundan sonrasında size daha fazla, daha sık videolar atıp buradaki araçları size tanıtmaya devam etmek istiyorum. Bu nedenle de destekleriniz benim için önemli. Şu anda biz Harlem'e 10 km mesafede olan Türk abimizin işlettiği bir galerideyiz. Ona da videoya başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bu videoda size Hollanda'daki araç fiyatlarına Bahsedeceğim. Burada genel olarak araçların üzerinde bir kart var ve bu kartta fiyat, kilometre, model yılı, motor bilgisi gibi birçok bilgi var. Bu nedenle de burada araç alırken rahatlıkla bunları inceleyip kendiniz karar verebilirsiniz. Onlardan bahsedeceğim ve videonun sonunda da AI Auto'dan alabileceğiniz bu biraz da Hollanda piyasası ile ilgili size de bilgi verecek. En ucuz fiyata nasıl bir araç alabiliriz? ve en pahalı fiyata nasıl bir araç alabiliriz? Videonun en sonunda da bunları göstereceğim size. Şimdi videomuza geçelim. İlk aracımızla başlayalım. Şu an 3 serisi Cabrio bir BMW'nin yanındayız. 325i M Performance paketine sahip bu araç. Şöyle inanamayacaksınız. Fiyatı sadece 10.000 Euro. Özelliklerine bakacak olursak 2007 model şu anda 258.000 km'de. 219 beygir ve yakıt tüketimi de burada mesela bütün detayları görebiliyorsunuz yakıt tüketimi 7.8 litre 1600 kilogram ağırlığı var. Bu APK dediğimizde aslında aracın muayenesinin geçerli olduğu son tarihi. Bu aracın muayenesi geçmiş ama aracı satacakları zaman bu muayeneyi yenileyip bu şekilde aracı teslim ediyorlar. Aracın enerji sınıfını görebiliyorsunuz. Burada da çeyrek başına ortalama çıkabilecek vergisini gösteriyor size. Bu verginin dışında da aracın tabii ki bir sigortasının yapılması gerekiyor. Yani Böyle bir araç için çeyrek başına yaklaşık 500 euro gibi bir masrafı da çıkar diye düşünüyorum. Şu anda da ikinci aracımızla beraberiz. Mini Cooper'ın Chili modeli arkadaşlar. Fiyatı da 3399 euro. 2004 model 218.000 kilometrede ve bunun da çeyrek başına ortalama vergisi 98 ila 110 euro arasında. Şöyle içini gösterelim. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Biz Türkiye'de araçları biraz daha hor kullanıyoruz, ama Hollanda'da 2004 model bir araba bile iyi kondisyonda olabiliyor. Citroen C3 ondan bahsedelim çünkü bunun fiyatı da dikkat çekici. Bu aracımızın fiyatı 1.700 euro, 2002 model, 201 bin kilometrede ve bunun da çeyrek başına vergisi 99 ila 110 euro arasında. Mini Cooper'la eşdeğer. Bunun sebebi de aslında benzer emisyon değerlerine sahip olmaları ve araçların benzer ağırlıkta olmaları. Bu nedenle de vergi konusunda çok büyük bir farkları yok. Hollanda'da çok fazla lüks araç görmüyorum aslında Almanya'ya kıyasla. Burada biraz mantalite farkı var. Yani Hollanda'da insanlar daha çok bisiklete binmeyi ve toplu taşımı tercih ediyorlar. İşe giderken de ya da daha uzak mesafelerde, başka şehirlere seyahat edecekken de genelde arabayı tercih ediyorlar. Bu nedenle nedenle de aslında lüks araçlara bilmiyorlar ya da araçlara çok fazla paralar ödemiyorlar. İstediğiniz fiyat aralığında araç bulabilirsiniz bütçenize uygun bir şekilde. E, bu da tabii ki bence çok güzel bir şey. Şu anda yanımda bir tane Golf ve onun ya da bir tane Audi var. 2000 model bu kasası eskiden de Türkiye'de çok tutulan bir kasaydı. 293 bin kilometrede 151 beygir. Çeyrek başına düşen vergi aralığı ise 142 ile 160 euro arasında. Bu araç 2013 model ve 175 bin kilometrede. Bunun da aslında sınıfı E ve çeyrek başına düşen vergisi ise 187 ile 521 bin euro arasında. Aracın fiyatı da 22 bin euro. Cidden çok güzel bir araba. Bayağı beğendim. İlk geldiğinizde zaten şuradan kapıdan girdiğinizde gözünüze çarpıyor. Şuradaki piano bilek detaylar. Yine tavanın aynı şekilde oluşu. Jantlar, Lastikleri falan da zaten bayağı iyi durumda. Şuradaki araçları size hızlı hızlı gösterelim. Şimdi burada bir tane Audi TT var. 10.000 euro bir fiyatı var. 1.2 TSI Polo 7.000 euro. C4'ümüz var burada bir tane. 4.800 euro. 208'imiz 6.000 euro. Burada Suzuki Shift 2.800 euro. Blue Motion Dizel, Polo 3.200 euro. Şöyle arka tarafa doğru geçelim. Ion 5.000. Burada otomatik bir Golf'ümüz var. Bilmiyorum. Bunun fiyatı yazmıyor. Ibiza 3300 euro. O DS var bir de burada. DS 8000, DS 5 bu. 2.0 motora sahip. Cabrio bir Mazda'mız var. Bunun da fiyatı 6000 euro. Videonun başında da söylediğim gibi size buranın en pahalı arabasını, alabileceğiniz en pahalı arabayı ve yine alabileceğiniz en ucuz arabayı göstereceğim. Aslında en ucuz arabayı göstermiştim. Şimdi oraya tekrar gidelim. Biraz önce size anlattığım araçlardan biri aslında buranın en ucuz aracı. Burada 1700 liraya araç alabiliyorsunuz. Gelelim bombaya ve buranın en pahalı aracına. Siz de tam burada videoyu durdurup sizce buranın en pahalı aracı ne? Bununla ilgili tahminlerinizi yazabilirsiniz. Evet, geldik şimdi buranın en pahalı aracına. Tabii ki buranın en pahalı aracı S-Class bir Mercedes. V8 motora sahip, formatik, uzun versiyonu. Aslında 2015 model olmasına rağmen 63.000 Euro gibi bir fiyata sahip. 108.000 kilometrede baya güzel detayları var. Burada gördüğünüz gibi mat, piyano bilek, jantlar. Onun dışında şöyle led gündüz farlarımız, Mercedes detaylarımız, içeride deri koltuklarımız. Maalesef videomuzun sonuna geldik. Elinden geldiği kadar birçok aracın Fiyatlarını size göstermeye çalıştım. Aslında bu fiyatlar size Hollanda'daki araç piyasası ile ilgili de fikir verecektir. Dediğim gibi bunu birçok kez tekrarladım ve videonun sonunda da tekrarlayacağım. Burada istediğiniz amaç için, istediğiniz fiyat aralığında, istediğiniz tarzda bir aracı rahatlıkla bulabilirsiniz. 3000 euro, 4000 euro civarında günlük kullanabileceğiniz bir araç için aylık olarak masrafı ekstradan sigorta artı vergisi yaklaşık 120 euro civarında olacaktır. E, tabii ki bunun ucu yok ama e, şu anda bir hani günlük kullanabileceğiniz standart araçlardan konuştuğumuz için bunu söyleyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak, video çekmek benim için keyifliydi. Umarım buraya daha hızlı adapte olurum, daha çok kişiyle iletişime geçerim ve size Hollanda'dan daha çok araç inceleme videoları atabilirim. E, burası ile ilgili sizin de video fikirleriniz varsa aşağıya yine yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.